Merhaba arkadaşlar. Bugün Batı Karadeniz serimizde Zonguldak'ta demirin ve kömürün işlendiği sanayi şehri olan Ereğli ilçesindeyiz. Hadi bakalım Ereğli'nin merkezi nasıl bir yer? Keyifli seyirler. Türkiye'de Ereğli adında 3 ilçe bulunmakta. Tekirdağ'da Marmara Ereğli, Konya'da Konya Ereğli ve bugün bizim tanıtacağımız olan Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli'si. Karadeniz Ereğli, Zonguldak il sınırları içinde bulunan bir ilçedir. Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Yüzölçümü 782 km². 175 binlik nüfusu ile Zonguldak ilinin en büyük ilçesidir. Kuzeyinde 80 kilometrelik sahil şeridi ile Karadeniz, doğusunda Kozlu, Zonguldak, Devrek ilçeleri, güneyinde ve batısında Alaplı ile komşudur. İlçede 15 ağır sanayi kuruluşu, 81 orta ölçekli işletme faaliyet gösterir. Şehirde 5 modern hastane, 200'ü aşkın doktor vardır. Karadeniz Ereğli Müzesi, Gazi Alemdar Gemisi Müzesi ve belediyenin kurmuş olduğu kent müzesi olmak üzere 3 müze bulunmakta. Karadeniz Ereğli Müzesi'nde 3000'e aşkın arkeolojik eser sergilenmekte. Ayrıca şehir merkezinde bulunan Cehennem Ağzı Mağaraları, Karadeniz Ereğli Müzesi'ne bağlı bir ören yeri olarak ziyaretçi kabul etmekte. Karadeniz Ereğli, sınırları boyunca 80 kilometrelik kıyı şeridine sahiptir. Yükleme ve boşaltma olanağı olan Türkiye'nin en büyük limanları ve balıkçı barınakları ile uluslararası nitelikte tersaneleri bulunmaktadır. İlçeye bağlı Kandilli Beldesi'nde, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesesi bünyesinde taş kömürü ocakları. İlçe merkezinde Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları bulunmaktadır. Sadece Erdemir'de 10 bine yakın işçi çalışmaktadır.
2006 yılında açılan yeni tersaneler bölgesi 7000 kişiye iş olanağı sağlamıştır. İlçenin kıyıları boyunca birçok doğal plajın yanı sıra belediye, Erdemir Fabrikaları ve Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait kamp ve plaj tesisleri bulunmaktadır. Kent merkezi, sosyal alanlar çevre düzenlemeleri ve ticari hareketliliğinden dolayı Zonguldak ve çevresinin çekim merkezi konumundadır. Bu nedenle gündüz saatlerinde Ereğli'nin nüfusu 200 bini, araç sayısı da 60 bini geçer. İlçe bazında alındığında Türkiye'de ilçe bazında kişi başına en fazla otomobil Ereğli'de bulunmaktadır. Bu konuda Ereğli, AB ortalamasına en yakın yer. İlçede ilköğretim ve liseler ile özel okullarda 40 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı Karadeniz Ereğli Eğitim Fakültesi'nde 3 bine yakın üniversite öğrencisi de eğitim görmektedir. İlçede 6 yaş üstü okuma yazma oranı %94'tür. İlçe sınırları içerisindeki tek tabiat parkı 57 hektarlık bir alana sahip olan Danazı Tabiat Parkı'dır. Antik dönemden beri var olan Ereğli'nin elpek bezi ilçenin simgesi halindedir. Batı Karadeniz bölgesinde bir zamanların tarım ürünü olan ketenin liflerinden üretiliyor. Karadeniz Ereğli antik çağlarda ketenden ürettiği yelken bezi ve dokumalarıyla ünlenmiş. Bu özel dokumadan üretilmiş örnekler ilçe merkezinde Sahibandı üzerinde yer alan elpek evinde sergileniyor. Ayrıca burada satışı da yapılıyor. Karadeniz Ereğlisi'nin Osmanlı çileği meşhurdur. Mayıs ayı sonu ile Haziran sonu arası meyve veren Osmanlı çileği hassas bir yapıya sahip. Çok büyük ilgi isteyen Osmanlı çileği, üreticileri tarafından sabahın erken saatlerinde zedelenmeden toplanıyor ve 1-2 saat içerisinde hemen satışa çıkarılıyor. Toplanan çileğin açık havadaki ömrü 15-20 saat kadar kısa bir süre. Ereğli'de Osmanlı çileğinden reçel yaparak çileğin yaşatılmasına önem veriliyor. Her yıl 18 Haziran'da Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmekte. Türkiye'nin en büyük festivali olan Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali her yıl Temmuz aylarında yapılıp yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapar. Sonradan kaldırılmış olan Hanpsi Festivali kapsamında 22 Aralık 2002 tarihinde 2002 metre uzunluğunda dünyanın en uzun mangalı rekoru kırılmaya çalışılmış. 1600 metrenin kabul edilmesi sonucu ilçe Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmış. Thank you.
Karadeniz Ereğli'de yerleşik Erdemir, demir ve çelik üretim tesislerine ayrı bir başlık açmak gerekir. 1954 yılında Sümerbank öncülüğünde ilgili bakanlıklardan temsilcilerin yer aldığı bir komisyon oluşturularak ulusal demir-çelik sanayisinin gerekliliği gündeme getirildi. 1959 yılında ise Sanayi Bakanlığı'nca kurulan bir heyet ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Koppers şirketi tarafından yapılabilirlik etüdü ve tesisi kuracak şirketin statüsü üzerine çalışmalar başlatıldı. Koppers, İş Bankası, Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Yassı Çelik Üretecek Şirketin kurucuları arasında yer aldı. Bu kuruluşlarca 1959 yılı sonunda imzalanan bir protokol ile kuruluş çalışmaları başladı. Süratle sanayileşme hamlesi yapılan Türkiye'de gerek mevcut sanayinin beslenmesi gerekse yeni sanayi kollarının kurulup gelişmesi için 11 Mayıs 1960'ta fabrikanın kuruluşu resmen tescil edildi. 1961 yılında başlayan inşaat ve montaj çalışmaları 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve Erdemir 15 Mayıs 1965'te yaklaşık 500 bin ton ham çelik ve 400 bin ton yassı çelik kapasitesiyle üretime başladı. Ereğli, tarihsel kökleri M.Ö. 2000'li yıllara uzanan çok eski bir kenttir. Bir uygarlık beşiğidir. Tarihsel veriler, ilçenin Hititlerden Türk egemenliğine kadar çok sayıda Anadolu uygarlığını barındırdığını, bu şekilde bir uygarlıklar mozaiği oluşturduğunu göstermektedir. Ereğli bu özelliğini Batı Karadeniz'deki belli başlı iki doğal limandan birisine sahip olmasına borçludur. Ancak tarihsel veriler kıyı ticaretinin Ereğli'yi hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaştırmakta yetersiz kaldığını göstermektedir. Bunun nedeni Ereğli'yi bir liman kenti olarak üretken olmasına rağmen önemli çapta bir ticari hareketliliğine kavuşamaması, iç kesimlerle irtibatının olmayışına bağlanmaktadır. Ereğli'yi geliştiren 1848 yılında işletmeye açılan taş kömürü madeni ile 1965 yılında işletmeye alınan Ereğli demir ve çelik fabrikaları olmuştur. Bu dönemden itibaren sanayi kentleşme sürecine giren ilçe coğrafi yapısının da elverişli olması nedeniyle giderek Batı Karadeniz'in ağır sanayi merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Ereğli son yıllarda güçlü ekonomik yapısını ve gelişmiş sosyo-kültürel yaşamının doğal bir sonucu olarak uluslararası barış ödüllerinden, ulusal çevre ödüllerine uzanan kentsel ve kültürel başarılara da sahne olmuş. Kardeş ilçe anlaşmalarıyla Yunanistan'dan Almanya'ya kadar geniş bir bölge içerisinde sevgi, barış ve dostluk köprüleri kurmuştur. ...1995 yılında Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Ereğli ve Hidra'nın kardeş şehir ilan edilmesi geniş yankı bulmuş,
İki şehrin belediye başkanları Halil Pospıyık ve Anastopoulos Konstantinos 1996 Abdi Pekçi Barış ve Dostluk Ödülü'ne layık görülmüş. Ereğli kadın futbolunda aktif bir şehir. Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etmekte. Ayrıca Karadeniz Ereğli Spor Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 2011 yılı şampiyonu olmuştur. Bunun dışında Ereğli'de erkek futbol takımları da amatör liglerde mücadele etmekte. ...2000'li yıllarda Erdemir Spor bünyesinde başarılı profesyonel spor takımları mevcuttu. Erkek voleybol takımı Erkekler Voleybol Ligi'nde 2002, 2004 ve 2005 yıllarında 3 defa şampiyon olmuş fakat 2007'de ligden çekilmiş. Erkek basketbol takımı Erdemir tarafından 2013'te kapatılana kadar Basketbol Süper Ligi'nde 7 sezon mücadele etmiş, alt lig olan Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 2004 ve 2008 yıllarında 2 şampiyonluk kazanmış. Ayrıca 2000'li yıllarda kadın basketbol takımı da Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmiş. Ereğli'de satranç da yaygın bir spor. İlçede 2 satranç kulübü bulunmakta, yılda yaklaşık 10 satranç turnuvası düzenlenmekte. Ereğli eski kayıtlarda Herakleia Pontike olarak geçer. Ereğli'nin sahip olduğu bu antik at Yunan mitolojisinde yer alan Zeus'un oğlu Herkül'e dayanır. Bunun sebebi bir efsaneye göre Herkül'ün Cehennem Ağzı mağarasında cehennem köpeği Kerberos ile savaşmış olmasıdır. Bunun detaylı videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımlarından olan 1,5 milyar dolar tutarındaki kapasite artırma ve modernizasyon yatırımları 1996'da tamamlandı. 1998 yılında Karadeniz'in ve Türkiye'nin en büyük limanlarından olan yeni liman tesisleri hizmete girdi. 1999 yılında Kalay, Kron Kaplama Tesisi'nin, 2001 yılında Erenko'nun kurulması büyüme stratejileri doğrultusundaki ilk adım oldu. 2002'de Erdemir Çelik Servis Merkezi faaliyetine başlarken İsdemir, Çelbor ve Erdemir Romanya satın alındı. Bunu 2004 yılında Erdemir Lojistik ile Erdemir Gaz'ın kurulması ve Ermaden'in satın alması izledi. Böylece Erdemir Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğundan biri haline geldi. Ama özelleştirme doğrultusunda Erdemir 27 Şubat 2006'da 2 milyon 960 bin dolara OYAK'a satıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden bu kadar. Gelecek bölümde Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.